Diş Hekimliği Fakültesinin şu andaki yeri eski bir bina. Ya orada da büyük bir alan atıl kaldı aslında. Hani orada da üniversitenin bir büyük bir sağlık yerleşkesi olarak planlanamaz mı? Yani ileriye dönük belki bir hayalle başlar her şey. Bir tıp fakültesi altyapısı yani başlayaraktan o bölgede bir sağlık kampüsü olamaz mı? Çok Öyle bir isabetli düşünceniz var tabii, mı? var tabii çok isabetli söylediniz, tebrik ederim. Biz gerçekten onu planlıyoruz, düşünüyoruz. Sayın vekillerimize, sayın grup başkan vekilimize de söyledik, il sağlık müdürümüze de söyledik, sayın valimize de arz ettik. Biliyorsunuz orada bizim büyük bir sağlık bilimleri fakültemiz var. Demin gösterdim sarı boyanmış şekilde. İşte 12 bölüme çıkmış, 11 bölüme çıkmış bir sağlık bilimleri fakültemiz. 7'yi 8'i bulmuş yüksek lisanslarıyla korkunç bir yerleşke, tek başına üniversite gibi oldu. Yanında ağız diş sağlığı merkezi var. Hemen oraya bir de diş hekimliği fakültesi kurduk. Şimdi bakın diş hekimliği var, sağlık bilimleri fakültesi var. Bunu ne taçlandırır? Tıp fakültesi. Tıp fakültesi taçlandırır. Biz dedik ki eğer böyle bir şey düşünülürse, tensip edilirse böyle bir şey sizin çok isabetle söylediğiniz gibi biz burada tıp fakültesini de kurabiliriz. Ama işte öyle bir yerde olması lazım. Ona ilişkin de çalışmalarımız devam ediyor. Yani proje çalışmalarımız. Tabii bunların hepsi kaynak ve kabul görme meselesidir. Biz tabii arz ederiz ilgili makamlarımıza. Onlar da uygun görürler, görmezler. Uygun görürlerse tasvip etmiş demeklerdir. Uygun görmemişlerse bizim Yaklaşım nasıldı peki hocam, sayın vekillerin? çok olumlu. Yani oldukça iyi karşılanıyor. Hatta bizden daha güçlü, özellikle Sayın Akbaşoğlu daha güçlü ifade ediyor. Şimdi bizim yük bizim sırtımızda olduğu için biz biraz daha tabii dikkatli konuşuyoruz. Bir de siyasi üslupla konuşmuyoruz. Yani yapmamız gerekir bir süre sonra. Tabii bunun zorlukları da var. Yani ben mesela burada 6 fakülte, bir yüksek okul, efendim teknopark, o kadar yeni bina, efendime söyleyeyim imarethane, Darül Hadis, Taş Mescit yani, Kurşun Adalet Meslek Okulu filan hepsini açtık. Ama mesela biz başka bir üniversiteden bir fazla güvenlik görevlisi, bir fazla memur, bir fazla herhangi bir şey almadık tabii. Biz şimdi nasıl oluyor? Ben kendimizi benzetiyorum. Arabalar yağ yakarlar ya böyle. Yağ yakınca da duman verirler böyle, beyaz bir duman. Biz şimdi beyaz duman ata ata gidiyoruz. Bakalım nereye kadar motor gidecek rektefiye olmadan. Fakat büyüyoruz. Kendi içimizde büyüyoruz. Zaten yatırım planı için gittiğimizde sayın vekillerimizle Cumhurbaşkanlığının bir birimine sayın bakanımız dedi ya hocam sen ne yaptın dedi ya. Sana dedi kim söyledi dedi bu kadar büyümeyi dedi ya. Sen dedi bizim sana öngördüğümüz yatırım anlamında belki %10 artışken sen %200-300 artmışsın dedi. Sana kim söyledi bunu dedi. Dedim, vallahi ben anlamam dedim. İşte sayın vekillerimiz burada. Kendi aranızda konuşun. Ben dedim yatırımdan falan anlamam. Bana büyüt dediler üniversiteyi. Ben büyüttüm. Bundan sonrasına hep beraber bakacağız, karar vereceğiz.